Anadolu Kentsel Dönüşüm İnşaat uzun yılların deneyim ve tecrübesiyle İstanbul Üsküdar'da faaliyet göstermektedir. Firma bulunduğu kent ve bölgelerin kalkınmasına katkıda bulunarak binalardaki deprem riskini azaltmayı hedef edinerek hizmetlerini sürdürmektedir. Şirket Müdürü İnşaat Mühendisi Çetin Özdaş mikrofonlarımıza çalışmalarını paylaştı. Benim şahsen 30 yıllık mühendislik geçmişim var. Ama bu deprem, şu anki yaptığımız çalışmalar, işte binaların deprem riskini, tespit çalışmalarını biz firma olarak 10 yıldır yapıyoruz. Marmara depremi sonrasında proje kontrol müşavirliği ismiyle belge almıştık oradaki çalışmalarımız sonrasında. Marmara depremi sonrasında orta hasarlı binaların güçlendirilmesi çalışmalarıyla ilgili yetkiliydik. Ama daha sonra bakanlık bize deprem öncesi çalışmaları da, yani deprem gelmeden önce de binalarda çalışma yapma yetkisi verdiler. Ve o çerçevede 10 yıldır zaten çalışıyorduk. Fakat daha sonra biliyorsunuz Bayındırlık Bakanlığı, Çevre Şehircilik Bakanlığı olarak ismi değiştikten sonra yeniden bir yapılanma içerisine girdi. Ulusal deprem stratejik belgesini uzun süren tartışma ve araştırmalar sonunda bilimsel olarak ortaya koydu. Ama bu plan henüz uygulanmaya başlamamışken Van depremi ortaya çıktı ve biliyorsunuz Sayın Başbakanımızın da gerçekten çok takdir ettiğim, beklediğim, yani bu sorunlara el atılması süreci başlamış oldu. Yani ben de yıllardır bir mühendis olarak hep şunu derdim, aslında depremden sonra bu kurtarma çalışmaları çözüm değil. Yani bir sürü insanımızı kaybediyoruz, maddi kayıplar oluyor ve sonuçta ülkemiz kaybediyor. Biz mühendis olarak bu çalışmaları yaparken yani binalara giremiyorduk. Yani sivil binalara giremiyorduk ancak kamu yapılarında bu tespit çalışmaları ve güçlendirme çalışmalarını yapıyorduk. Fakat şimdi artık elimiz kuvvetlendi. Devlet desteğiyle sivil insanlarımızın, vatandaşlarımızın yaşadığı binalara da risk tespiti ve dönüşüm süreci başlamış oldu. Orta Anadolu bölgesinde ağırlıklı çalışıyorduk. İstanbul'daki mazimiz aslında bizim 4-5 aylık bir mazimiz var ama gerçekten Üsküdar halkı bizi kabullendi. Çok yoğun ilgi alaka gösteriyorlar. Ama sonuca ulaşmak hemen bir günde olmuyor. Kendi apartmanlarında iş tartışıyorlar, görüşüyorlar. Kendi sorunlarını aşmaya çalışıyorlar. Biz de onlara teknik bilgi, destek veriyoruz. Sorunların o korkularını veya sıkıntılarını aşma noktasında devletin teşviklerini bilgilendirerek çözüm sürecine katkıda bulunuyoruz. Ayrıca belediyeler bu çözüm sürecinde belediyelerde var. Tabii orayla da görüşmelerimiz var. Çetin Özdaş kentsel dönüşümle ilgili olarak şu bilgileri verdi. Kentsel dönüşüm isminden de anlaşılacağı üzere kentin dönüşümü. Yani kentteki eski kötü yapıların, deprem riskli yapıların, hatta bunun yanı sıra yetersiz yol genişliklerimizin, yollarımızın düzenlenmesi, hatta sosyal donat alanların, yetersiz sosyal donat alanlarının yeterli hale getirilmesi. Aslında kentsel dönüşüm bu. Yani biz yasayla bu çalışmayı yaparken belediyelerimizin de kentsel dönüşüme göre imar planlarını rehabilite ederek sadece binaların, deprem riski binaların yerinde eski bina gitti, yeni bina yapıldı, yerinde durdu. Ama yollarımız yine dar, trafiğimiz yine kötü, eğitim, sağlık, park, otopark vesaire, yani sosyal donatılarımız yine yetersizse biz bu dönüşümü yaptığımızda bir daha bu fırsatı yakalayamayacağız. Yani binalar yenilenmiş olacak. Aynı haliyle bir daha yollarımızı, yeni binaları yıkıp da yollarımızı genişletme, sosyal donatılarımızı yeterli hale getirme imkanı bir daha kaçırmış olacağız. Bu çözümün oluşturulabilmesi için Nazım İmar Planları'nın kentsel dönüşümü de içerecek şekilde mevcut problemleri çözecek ve gelecek 30 yılı da planlayacak şekilde Nazım İmar Planları'nın yeniden düzenlenmesi gerekiyor. Yani benim çözüm sürecimdeki en önemli bulduğum konu bu oluyor.